Evet arkadaşlar, şimdi tavan kaynağı çekeceğiz. Tavan kaynağı nasıl çekilir hareketlerini gösteriyoruz. Bir takiben uygulamaya başlayacağız. Tavan kaynağı yapılırken elektrot hareketi bu şekilde olacak. Evet, hareketi görüyorsunuz. Daire şeklinde devam edecek. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Evet, tavan kaynağı çekiyoruz. İki parçayı birbirine birleştirme yapıyoruz şu an. Tamam, evet arkadaşlar, şimdi de tavan kaynağı düz dikiş çekeceğiz. İki parçaya düz dikiş hareketlerimiz bu şekilde olacak. Elektrodun hareketi böyle dairesel hareketlerle iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Evet, tavan kaynağında düz dikişle iki parçayı birbirine birleştirme yapıyoruz. Hareketlerimizi boş elektrotla uyguladığımız şekilde yapıyoruz. Kaynak çeşitlerinden en zor olanı da tavan kaynağı yapmaktır. Evet, yaptığımız kaynakların kapağını kırıyoruz. Evet, tavan kaynağı birleştirme yaptık. Parçayı hem dikey hem de yatay olarak birleştirme yaptık. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ederim.